Günaydın arkadaşlar, selamlar, saygılar. Yağmurlu, güzel bir sonbahar sabahından Malatya'dan herkese selamlar, saygılar. Şimdi Taştepe Mahallesi'ne gideceğim. Yani orayı bir görmenizi istiyorum. Giderken de yol üzerinde şöyle kayıtlar alalım. Bakın buralar da yıkılmış. Kontrollü yıkıma tabi olmuş yerler. Burası Tandoğan, Göztepe Mahallesi. Şimdi şuradan hemen Taştepe'ye bağlanacağız. Battagazi ışıklarından sonra bakın buralarda da gördüğünüz gibi. Yani nereye gitsek bir yıkım veya şöyle yıkılacak yerler var. Nereye gitsek. Bakın şu arkadaki bir bina boşaltılmış. Gördüğünüz gibi konteyner dükkanlar hemen hemen her yere kuruldu. Burası Battagazi yolu. Sağ tarafımız Battagazi'ye gidiyor. Sol tarafımız şehir mezarlığına, şehir merkezine, çok özür dilerim. Sancaktar mezarlığı var ileride. Sanırım çağrışım yaptı bana. Buralar keza biraz iyi. Alçak yapılar genelde iyi. Şöyle mahallelerden de görüntü alalım. Görmüş olursunuz. Bakın buraya tadilata girmiş. Bakın burada boş bir bina var. Yani her şeyden var mahallelerde. Yıkılacak olan var, yıkılmayı bekleyen var. Şöyle boşaltılmış olan var, görüyorsunuz. Yan yana iki tane üç katlı, biri hasar almış, biri duruyor. Her görüntü mevcut. Halihazırda çadırlar var. Bakın burada yeni binalar var. Buralar iyi. Hatta bu tarafta Derme Deresi var. Orayı da ıslah ediyorlar. Düzenleniyor, güzelleştiriliyor. Çok güzel bir park yapıyorlar. Projesini görmüştüm. Hatta büyük bir kısmı bitmek üzere. Buradan geçerken görebilir miyiz orayı acaba? Bakalım. Aynen, bakın bu taraf. Şöyle göstereyim şu aşağıyı. Gördüğünüz gibi Derme Deresi. Şöyle güzel bir park olacak burası. Yapımı devam ediyor. Şimdi biz nereye gideceğiz? Ben özellikle görmenizi istiyorum. Yani bütün mahalle kontrollü yıkıma tabi. Neredeyse. Tarih olup gidecek Taştepe Mahallesi. Nereden gireyim? Şuradan gireyim. Evet, şöyle aracın geldiği yerden girmeye başlayalım. Arkamdaki araç da mı buradan geliyor? Bakın şöyle ben şu araca yol vereyim, o gitsin. Bakın mahalle buradan başlıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bakın bu taraf köşe. Şuradan yavaş yavaş bir yürüyelim. Burası genelde müstakil yapılardan oluşuyor. Bakın arkada yıkılmayı bekleyen yerler var. Buranın deprem öncesi görüntüleri de var. Bakın yıkmışlar. Kerpiç yapıların tamamını yıkmışlar zaten. Burada. Ya
Yani buradan bu yol nereye gider onu bile bilmiyorum. Koca bir mahalle kontrollü yıkımla yıkılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın sağ solu. Burası şehir merkezi arkadaşlar. Çok uzak bir yer değil. Merkeze 3-5 kilometre bir şey. Şehrin semti, şehrin mahalleleri, şehrin eski yerleşim yerlerinden Taştepe, Melekbaba. Buralar köklü mahallelerimizden. Bakın şöyle döneyim. Şöyle bir yön. Neredeyse mahallenin tamamı kontrollü yıkıma tabi olmuş şekilde veya tabi olacak. Malatya deprem sonrası Taştepe Mahallesi'nin bir bölümündeyiz şu anda. Mahalleyi görüyorsunuz. Güncel görüntüler bunlar. Buranın ismini ne yapmışlar? Dilan Sokağı, Beylerbaşı Mahallesi. Bir de böyle güncel isimler var mahallede. Görüyor musun? Burası da böyle. Şöyle şuradan gidelim. Yavaş yavaş. Dolmuş attı burası bir de. Şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere mahalle hayatta devam ediyor. Yani şöyle yıkılmayı bekleyen, yani bu sokak, bu şurası yıkılmayı bekliyor. Bunlar, bakın bu binalar sağlı sollu bir şekilde. Tabii ki görece iyi yerler de mevcut. Müstakil yapılar da mevcut. Yaşam da devam ediyor sokakta. Ama gördüğünüz gibi yüksek oranda kontrollü yıkıma tabi olmuş bir mahalle. Olmaya da devam edecek görüntüsü var. Bakın burada da gördüğünüz gibi yıkılmayı bekliyor. Mahallede görüntü bu şekilde. Burada yıkılmış bir yer var. Malatya'nın mahalleleri bu durumda arkadaşlar. Her videoda söylüyordum. Yine burada da hem görsel olarak desteklenmiş oldu. Kontrollü yıkıma tabi olacak bina sayısı Malatya'da fazlasıyla mevcut. Karşı tarafımız Sancaktar mezarlığına bağlandı. Ben buradan sola döneceğim. Tekrar başladığımız yere dönmek için. Hatta şurada mezarlığın içinden gidelim. Oradan da biraz bahsetmiş oluruz. Bakın. Hemen şurada da bir kontrollü yıkım yapılmış. Hatta oraya. Şöyle arkamızda arabalar var, bekletmeyelim. Görüyorsunuz. Burası da Sancaktar Mezarlığı, Malatya'nın en eski mezarlığı diyebiliriz. Burayı şeye benzetiyorum ben, İstanbul'daki Eyüp'te, Karacaahmet'teki sokaklardan ve caddelerden oluşan tarihi bir mezarlık burası. Hatta bazı Malatya'nın siyasilerinin mezarları da burada. Tevfik Temelli gibi.
eski mezarlar da mevcut. Bakın köşede yıkılmayı bekleyen bir yapı. Hemen köşede yıkılmış bir yer. Görüntüler bu şekilde. Gördüğünüz gibi film gibi bir sokak. Anneler çocuklarını okula götürüyor. Bakın enkazların arasından gidiyorlar. Eğer dikkatli olmazsanız mazlumlardan nefret de zalimlerden sevmesinizi tam okuyamadım. Görüntüler bu şekilde. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar.